Yani hasarlının tespiti orada evet, çok evet, daha güzel oldu. İstersen burada. Orada konuştuk. Tamam. Kış aylarında İzmir ve İstanbul gibi büyük şehirlerin ıspanak ihtiyacını karşılayan Menemen Ovası bu yıl aşırı yağışlar nedeniyle sular altında kaldı. Ürün miktarı azalınca ıspanağın kilosu 8 lirayı buldu. Şimdi mevsim normallerinin üstünde yağmur birden düştü. Gediz'de de bizim yatakta bir temizlik yapılıyordu. Gediz yatağı temizlenmişti fakat denize ulaşması gereken uç kısmında temizlik yapılmamıştı. O yüzden gelen sular sıkıştı sanıyorum. Geriye de tepti. Zaten normalde de bir doğal afet yani aşırı bir yağış vardı. Bu yalnız tek bir seferde olmadı. 3-4 sefer tekrarladı. Her yağmur yağışında tarlalarımız tekrar su doldu. Genellikle bu bölgemiz Gediz kıyısı bizim ıspanak ve yeşillik üretimi yapan bir bölge. Sebzelerimiz de var. İçinde brokoli benzeri biraz önce yolda gördük pancar üretimi. Bu tarlalarımız bozuldu. Yani aşırı yağmur suyun içinde kalması sonucu hala da görüyorsunuz sularımız bitmiş değil. Bayağı bir sıkıntı yaşadık. İlçe tarım, kaymakamlık, ziraat odası hep bir arkadaşlar, çiftçi arkadaşların zararlarını yerinde görüp tespit ettik. Ova yolları, ondan sonra işte kanalet sulama sistemleri hepsi zarar gördü. Yani bayağı bir hasar var. Bunlar artık el birliğiyle düzeltmeye çalışıyoruz. Şimdi zaten maliyetlerin yüksek olması sebebiyle %50'lere varan ekim azalışı var. İnsanlar ıspanak tohumu pahalı, mazot pahalı, gübre pahalı, ilaç pahalı, işçilik pahalı ve yeni yetişen nesil yok. Yani çiftçi çok az. Malavuz olduğu için zaten az kazanıyor çiftçi. Çok az bir mal. Fiyatlar yükseldi, yüksek. Yani maliyetin çok üstünde bir şey fiyatlar oluştu. O yüzden pek memnun değiliz yani. Şöyle elinizi göstersenize bana orayı. Ben gidiyorum. Yola çıkayım ben. Tamam. Gediz taşmadan önce yollarımız hani hiçbir sıkıntımız yoktu. Gediz taştıktan sonra görüyorsunuz ki yollarımız yarıldı, sulama sistemlerimiz çöktü, tarlalarımızın tesviyeleri bozuldu ve tarlalarımızda oyuklar açıldı. Hani bu mağduriyetimiz böyle devam edecek yani yapılıncaya kadar. Artı sezon giriyor, domatesdir, pamuktur, mısırdır, bunları üretmekteyiz. Ama bu şekilde olduğu sürece bunları üretemeyiz. Ispanak vardı, hani arkamızda bulunan tarlada ıspanak vardı. Brokolidir, karnabahardır, lahanadır, bakladır. Bu çeşitleri de yetiştiriyoruz yani. Benim 50 dönüm ıspanak, 15 dönüm de baklam vardı. Hepsi gitti. Gediz'in temizlenmesi nedeniyle Buruncuk mevkisine kadar temizlendi. Bizden sonraki artık bizim Musa Bey, Kesiköy, Maltepe, arkası deniz olan mevkide Gediz'in içinde çok adalar, ağaçlar, solkumlar çıkıp suyun akışını engelliyor. Engelleyince ovamıza taşıyor. Taştığı zaman da bayağı büyük bu sene mağduriyet gördük. Vallahi bu felaket 81-82 yıllarında olmuştu. Diğer yıllarda da gene Gediz taştı. Ama bu seneki mağduriyet diğer yıllara nazaran fazla.